Herkese merhaba. Adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve yatırım yoluyla oturum izni. Halk arasında altın vize olarak tabir edilen, aslında bir oturum izni olan iş bizim uzmanlık alanımız. Bunu sanki oturum izni yokmuş gibi yapmaya özen gösteriyoruz. Ana amacımız müşterilerimizin para kazanması. Bu nasıl olur? Doğru satın alma yaparak olur. Satın alma tarafında güçlü olan, satın alma tarafında ihtisası olan, bu konuda çok fazla tecrübeye sahip bir emlak firmasıyız. Emlak firmalarının değişik uzmanlık alanları olabiliyor. Ticari mülklerde uzmanlık alanı olabilir, arsalarda uzmanlık alanı olabilir, ihaleler konusunda uzmanlık alanı olabilir, kiralama konusunda uzmanlık alanı olabilir. Biz satın alma konusunda uzmanlığı olan bir firmayız. Bu şekilde konumlandık. Bütün işimiz bu kurgu üzerinden yürüdü. 2003 senesinden Yunanistan'da yaşıyorum. Emlak danışmanıyım. Uzmanlık alanım oturum izni. Son 10 senedir, son 11 senedir ile alakalı bütün önemli şeyleri internet sayfamızda hepsini bir yere topladık. Amacımız müşterilerin, potansiyel müşterilerin, bizimle çalışmayacak müşterilerin bile bu işin nasıl yapıldığını, sürecin nasıl işlediğini bilmeleri yönünde. Şu anda sadece Yunanistan'da değil, sadece Atina'da değil, bütün Avrupa'da oturum izni programları var. İnternette çok büyük bir bilgi kirliliği var. Uzman olsun veya olmasın, bir tane internet sitesi kurarak yüzeysel birkaç bilgiye sahip olduğunu düşünen bir sürü insan bu konuyla alakalı insanlara öneri yapıyor. Tabii bu işin sonu facia oluyor. Çünkü bunun sonuçlarını biz gerçek ve pratik, gerçek anlamda görüyoruz. Çünkü kötü yapılan işlerin sonucunu profesyoneller temizlemek zorunda kalıyor. Bazen temizleyemiyoruz. Çünkü artık geri dönüşü olmayan noktalara varıyor olay. İnternet sitemizi inceleyebilirsiniz. Türkçe bilen emlakçı Kosta Arslanoğlu veya InvestGreece veya Yunanistan oturum izni diye ararsanız investgreece.gr sitemize ulaşabilirsiniz. Bu sayfayı 2009 senesinde yaptım. Yazılarımı yazarken bütün bildiğim şeyleri sitenin içerisine koydum. Ofisimize gelin, orada konuşalım tarzında bir yaklaşımım hiçbir zaman olmadı. Şimdiye kadar bana gelen bütün soruları, sorulmayan ama önemli gördüğüm, süreç içinde yapılması gereken bütün işleri bir video ya da toplamak istedim. Çünkü bu benim için de önemli. Müşterilerimin neyin nasıl yapıldığını bilerek gelmesi de aslında bizim için büyük bir filtre ve büyük bir avantaj. Bu sürece hem mülk alımında hem oturum izni işlemlerinde bütün sürece müdahil olmanız çok önemli. Parasını veriyoruz, yapsınlar şeklinde düşünmeyin. Eğer izlerseniz bir sürü problemden kendinizi kurtarmış olursunuz. Dediğim gibi son 10 senede birikmiş önemli, gerekli bütün soruları bir yere topladım. İnternet sitemizde de görebilirsiniz. Uzmanlık alanımız oturum izni. Bu işi oturum izni için, bir kart için yapmıyoruz. Önemli olan doğru mülkü bulmak, önemli olan müşterinin tam olarak ne istediği, bir mülkten beklentisi, kira geliriyle ilgili beklentisi, alım-satım istiyorsa alım-satımla ilgili gerçekleştirmek istediği kar ve zaman aralığı, bütün bunlar çok önemli. Oturum izninin de sağlayacağı aslında çok da büyük fayda yok. En önemli faydası şu: vize derdi. Vize derdinden kurtuluyorsunuz. O işte pasaportun bir yerdeyken, bir ülkenin konsolosluğundayken başka bir ülkeye gitmek zorunda. O hesapları ben de yaşadım. Ben de Türkiye'de yaşadım. Bu biliyorum sizin için önemli ama bizim için ikinci planda. Bunu ikinci planda düşünüyoruz. Doğru bir iş yapıp o bonusmuş gibi. Eğer doğru yapılırsa zaten oturum izni almamanız gibi bir durum söz konusu değil. Eğer doğru yapılırsa oturum izni zaten veriliyor. Altın vize, oturum izni, ikamet izni, bunun nasıl verileceği kanunla belirtilmiş. Bu Yunanistan'ın kendisinin çıkarttığı bir kanun değil. Bu kanunu bütün bu Avrupa topluluğunun bir kanunu ve bütün ülkeler bu kanunla alakalı genel çerçeveyi kendi ülkeleri için çizdiler. Bu trene katılan en son ülke Yunanistan. Yunanistan en ucuz oturum izni programına sahip ülke. Çünkü anladığım kadarıyla, şüphelendiğim kadarıyla bu işin çalışacağını düşünmüyordu.
kanun koyucu. Ve en son katılan ülkelerden bir tanesi Yunanistan ve bunu 250 bin euroya sabitledi. Şu anda bütün Avrupa'da, Avrupa topluluğu olan, Schengen ülkesi olan, doğru düzgün Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Avrupa topluluğuna giriş aşamasında olan veya girecek olan tarzda değil. Avrupa topluluğuna üye Schengen ülkesi, Yunanistan olarak konuşuyorum. En ucuz program 250 bin euro ile Yunanistan. Altın vize ismini nereden çıktı? Portekizliler ve İspanyollar çıkarttı bu ismi. Gerçekte böyle bir vize tipi yok. Halk arasında kullanılan bir isim altın vize. Herkes internette altın vize olarak bakıyor. Ama doğrusu bu bir oturum izni. Bu sürekli verilen ama 5 senede bir yenilenen kısmı hangisi? Kart yenileniyor. Hak baki kalıyor. Tabii oturum iznini kaybetme durumları var. Alınan mülkü satarsanız oturum izni gidiyor. Sonuç olarak Avrupa'ya rahat gidebilmek, serbest dolaşabilmek, yaşamak istiyorsanız Yunanistan'dan oturum izni almanız gerekir. Türkçe karşılığı süresiz oturum izni. Oturum izni mülk alma suretiyle verilmekte. Satın alınacak mülk sayısı önemli değil. Kanun koyucu sadece Yunanistan'da satın alacak mülklerin toplam fiyatının 250 olup olmadığına bakıyor. Bu izinden eşiniz, kendiniz, eşiniz, anne babanız ve 21 yaşından küçük çocuklarınız faydalanabiliyor. Oturum iznine başvurmanız için Yunanistan'da kalma şartı yok. Aynı şekilde oturum izni başvurusu yapmanız için Yunanca bilmenize de gerek yok. Mülkler satılıncaya kadar geçerli ve satılırsa oturum izni iptal oluyor. Ve oturum izni kartı da 5 senede bir yenileniyor. Teknik olarak oturum izni nedir? Yabancı uyruklu bir kişinin bir ülkede sabit, belirli veya belirsiz bir süre ikamet etmesine izin veren bir belge veya kart. Bu geçici oturma izni olabilir, kalıcı oturma izni olabilir. Yunanistan'daki kalıcı, yani sürekli. Bu bir göçmenlik belgesi ve kuralları var. Ülkeden ülkeye değişen kuralları var. Yunanistan Oturum İzni Programı 2013 senesinde duyuruldu. Şimdiye kadar 550 Türk ailesi Yunanistan'dan oturum izni almaya hak kazandı. Biz bunun yaklaşık %10'unu yaptık. Dediğim gibi Türk vatandaşları emlak alımına 10 sene önce 2014 sonlarında ilk gelenler oldu. Programa ilk önce Yunan adalarından alımı ile ilgili talepler geldi. Nereden biliyorum? Çünkü bu işi ilk yapanlardan biriyim. Benden sonra çok fazla oturum izni programı yapan ve Türkçe konuşan danışman oldu ama sanırım ben ilkim. Yunanistan'ın oturum izni programında herhangi bir vatandaşlık kısıtlaması yok. Türk vatandaşları rahatlıkla bu oturum iznine başvurabilir. Türkler Çinlilerden sonra ikinci sırada. Türk vatandaşlarının aldığı oturum izni sayısı 530. Aile fertleriyle birlikte bu 2000 civarında 2000 kişi şu anda oturum izni kartı olan insanlar. Bu insanların çoğu, bu yatırımcıların çoğu, oturum izni alan insanların çoğu Yunanistan'da değil. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Türkiye'de, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2013 senesinde bütün büyük gazeteler, işte BBC olsun, Deutsche Welle olsun, bu tarz büyük yabancı basın kuruluşları çok büyük bir yaygara çıktı. Türkler Yunanistan'dan ev alıyor, Türkler Türkiye'den kaçıyor. Defalarca söyledim. Şu anda bütün dünyada zannetmeyin ki Türkiye'deki insanlar, Türkiye'deki yatırımcılar Yunanistan'a geliyor, İspanya'ya geliyor, Malta'dan vatandaşlık alıyor. Şu anda bütün dünyadaki vatandaşlar herhangi bir sebepten dolayı diğer başka bir ülke pasaportu istiyor. İşte Brexit buna çok büyük bir örnek. Brexit şu anda Nisan 2021 itibariyle Yunanistan'dan mülk almak isteyen, Yunanistan'dan oturum izni almak isteyen İngilizlerin sayısı çok çok fazla. Şehir merkezinden, Atina'dan almak istemiyor. Bir taşa iki kuş vurmak istiyorlar. Adalardan veya emeklilik zamanlarından burada kullanılacak evlerle ilgili talepleri var ama Amerikalılar, İngilizler, İsrail vatandaşları, Lübnan, herkes ikinci bir B planı için
böyle bir şey yapıyor. Yunanistan neden avantajlı? Şu anda fiyatlar düşük. Şu anda Avrupa'daki en düşük fiyatlar Yunanistan'da. Konuyla alakalı bir araştırma, ciddi bir araştırma yaparsanız 2021 senesi için öngörüler bütün Avrupa'daki ev fiyatlarının düşeceği yönünde. Buna sadece İtalya ve Yunanistan dahil değil. Çünkü mülk fiyatları zaten olması gerekenden çok çok daha ucuz. Oturum iznini tek başınıza yapabilir misiniz? Benim ilk aldığım sorulardan bir tanesi. Yapabilirsiniz, teknik olarak yapabilirsiniz. Ama yanlışlık olması durumu, geç kalması durumu, bunu bir avukatla yapmanızı öneririm. İşlemin sağlığı için bence bir avukat kullanmanız gerekir. Daha sağlıklı. Oturum izni bir kerelik mi veriliyor? Hayır, bir kerelik verilmiyor. Ya bir kerelik veriliyor ama sürekli bir izin bu. Evler, satın aldığınız evler sizde kaldığı sürece o oturum izninin geçerliliği Avrupa kanunları tarafından korunuyor. Dediğim gibi bu bir Yunanistan kanunu değil. Bu son dönem bana gelen bir soru var. İşte Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu kayıkçı kavgasından dolayı bize bir şey olur mu? Olmaz, çünkü bu Yunan kanunları ile alakalı bir şey değil. Bu bir Avrupa kanunu ve geç de olsa Yunanistan'da kanunlar çalışıyor. O konuyla alakalı şimdiye kadar herhangi bir problem yaşamadık. Buradan mülk alan, Atina'dan mülk alan insanların gerçek pratik hayatta hiçbir problemi olmadı. Zaten bizim müşterilerimiz de tek başına değil. Burada olmasalar da mülkleriyle ilgileniyoruz, kiralarıyla ilgileniyoruz, evle ilgili sorunlarıyla ilgileniyoruz. Buradaki mülkler başıboş değil. Oturum izni kanununu nereden elde edebilirsiniz? Eğer internete nide.4251-2014 yazarsanız oturum iznini hem Yunanca hem İngilizce görebilirsiniz. Vize ile oturum izni fark oluyor sürekli. Vize başka bir şey, oturum izni başka bir şey. Vize belirli bir zaman aralığı ve giriş çıkış sayısı bazen belirli, bazen sınırsız olmak üzere verilen bir izin türü. Vize almak demek ülkeye giriş yapılacak diye bir şey demek değil. O anda ülkeye giriş yerinde, bu havaalanıdır, karayoludur. Oradaki memurun, oradaki kolcu kuvvetinin inisiyatifine bağlı olan bir şeydir içeri girmek veya girmemek. Bu benim çok başıma geldi. İngiltere'ye gittiğim zaman tam önümdeki bir çocuk Türkiye'ye geri gönderildi. Yunanistan'da böyle bir şey oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama vize başka bir şey, oturum izni başka bir şey. Vize oradaki memurun inisiyatifine bağlı. Oturum izni böyle bir inisiyatifle belirlenmiş değil. Oturum izni olan herkes ülkeye girebilir. Bu konuda kimse giremezsin diyemez. Avrupa ülkeleri içinde en ekonomik yolla oturum izni alabileceğiniz ülke Yunanistan. Yunanistan bu işe en son girdiği için ve bunun çalışmayacağını düşündüğü için 250 binde sabit bıraktı. Duyuyoruz yani, geçen senenin Ekim-Kasım ayında böyle bir dedikodu çıktı. Bunun artırılacağı yönünde veya Portekiz gibi belirli bir bölgeden alınırsa 250, Atina'dan alınırsa 350 diye bazı dedikodular çıktı. Hatta benim aldığım bilgilere göre bu kanunda şu anda yazılmış durumda, bekliyor. Ama şimdiye kadar bu korona yüzünden belki de işlemlere nasıl başlıyorsunuz? Önce korona olmamış gibi konuşalım. Eskiden nasıl oluyordu? Yunanistan'a geliyordunuz. Yunanistan'a nasıl geliyordunuz? Yunan Konsolosluğu'ndan veya İstanbul, İzmir, Kozmos diye bir şirket var. Kozmos şirketi. Oradan vizenizi alıyorsunuz ve Yunanistan'a geliyorsunuz. Yunanistan'a para getirme konusu burada önemli. Parayı yanınızda mı getireceksiniz? Hayır, yanınızda getirmeyin. Konu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Para getirme konusunu lütfen yanınızda yapmayın. Yolcu beraberinde yapmayın. Yasak mı? Değil. Deklare edebilirsiniz. Ama en güzeli burada açtığınız bir bankaya, Türkiye'deki kendi hesabınızdan buradaki kendi hesabınıza aktarmak çok çok daha başarılı, çok çok daha güvenli, çok çok daha temiz ve kayıt oluşuyor. Yani deklarasyon anında bir şey ters girse o
o paranın belki de belirli bir kısmının el konması durumuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani bu 3 eurodur, 5 eurodur, 10 eurodur, 100 eurodur. Yanlış beyan edilme durumunda birlikte getirilen paranın el konulması durumu gerçekleşmiş bir realitedir. Buradaki avukatlar bilir, başına gelenler bilir. Benim size tavsiyem mutlaka ama mutlaka ülkeye girişte yanınızda para getirmeyin. Yanınızda harcayacağınız kadar para getirin. Buraya geldikten sonra, vergi numaranızı aldıktan sonra bir bankada banka hesabı açarsınız ve işlemi öyle bitirirsiniz. Biz bu oturum izni sürecini başından sonuna kadar takip ediyoruz. Yani mülk seçimi, satın alınması, oturum izni alınması, mülkler alındıktan sonra mülklerin kiralanması ve yönetilmesi konusunda yanınızdayız. Bunu başından söyleyeyim. Yunanistan'da kalma zorunluluğunuz yok ve herhangi bir bölge kısıtlaması yok. İşte Türk vatandaşı olduğum için Yunanistan'da oturum izni almamda herhangi bir engel var mı? Yok. Şimdiye kadar 530 kişi, 530 asil. Ben asil diyorum, mülkü alan ve ilk şöyle gerçekleşiyor, mülkü alan isim, mülkü alan kişi asil, onun ailesi ondan faydalanıyor. Şu anda 500 asil, yaklaşık 2000 kişi de toplamda oturum izni aldı. Kendi başınıza yapmanızı önermiyorum, bir avukatla yapın. Teknik açıdan kendiniz yürütebilirsiniz ama bunu bir hukuk danışmanının yapması daha önemli. Almış olduğum oturum izninin vatandaşlığa çevrilmesi. O konuyla alakalı kanun koyucunun bazı şartları var. Oturum izni için buraya gelmenizi zorunlu kılmıyor ama vatandaşlık için burada oturmanız, belli bir zaman burada kalmanız gerekiyor. Yunanca bilmeniz gerekiyor. Bir sınav yapılıyor. Bu sınavdan sonra oturum izni vatandaşlığa çevriliyor. Şimdi bunu niye yaptılar? Türkler için mi yaptılar? Türkler için yapmadılar. Şu anda Yunanistan'dan değişik ülkelerden değişik insanlar geliyor. Bu vatandaşlık konusunu da korumak için yapıyorlar. Türklerle alakalı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir izlenimim hiçbir zaman olmadı. Oturum izni yaklaşık olarak ne kadar zamanda çıkar? Mülk alımından sonra bir dosya hazırlanır. Oturum izni dosyası. Bunu avukat hazırlar. Mülk satın alımında bazı şekil şartları vardır. O şekil şartları da oturum izninin alınması ile ilgili rol oynar. Yani şimdiye kadar böyle aracılardan ve bu işi bilmeyen avukatlar tarafından yapılmış işlemlerin bazıları oturum izni alamamış bazı insanlar bize geldiler. Ve biz hiçbir şey yapamadık. Bana gelen 10-15 tane böyle işlem var. Adam 250 bin hatta daha fazlasını satın almış ama oturum izni alamamış. Niye? Çünkü şekil şartlarını gerçekleştirmemiş. Oturum iznini alırsam diğer Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebilir miyim? Evet, bütün Schengen ülkelerine vizesiz gidebilirsiniz. Vize sorunu artık hayatınızdan çıkacak. Yunanistan çok güzel bir ülke. Dili, sanatı, siyaseti, sporu, her şeyi güzel. Burada yaşamak güzel. Burada iş yapmak zor. Ama Yunanistan'da yaşamak çok güzel. İşte Akdeniz iklimi, İzmir'e benziyor Atina. Schengen ülkesi, Euro para birimi var. Güvenli bir yer. Burada hayat standardı daha yüksek. İnsanların kültürel düzeyi daha yüksek. Schengen nedir? Schengen, Avrupa ülkelerinin kendi aralarında yaptığı bir anlaşma. Yaklaşık 26 tane Avrupa ülkesi var. Bazı Avrupa olmayan ülkeleri de Schengen'in içinde. İnsanlar, ürünler ve sermaye dolaşımı kısıtlaması yok Schengen ülkeleri içinde. Ne kadar kalabilirsiniz? Diğer soru, ne kadar kalabilirsiniz? Seneyi ikiye bölün. 180-180. Her 180 içinde 90 gün kalabilirsiniz. İşte Yunanistan, Avusturya, Fransa, Danimarka, İtalya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Macaristan, İzlanda, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, bütün bu ülkeler, İsviçre, Liechtenstein, bütün bu ülkelere vizesiz gidebilirsin. Şimdi Yunanistan, neden Yunanistan? Ucuz Yunanistan, birincisi bu. İkincisi de Schengen ülkeleri haritasına baktığınız zaman Yunanistan, Yunanistan'la diğer ülkeler arasında bir boşluk var. İşte Arnavutluk var. Türkiye'den ilk girebileceğiniz Schengen ülkesi
En kolay gidebileceğiniz Schengen ülkesi Yunanistan. Benim bazı müşterilerimin yatı var. Yatlarına biniyorlar. Bir Yunan adasına gidiyorlar. Orada yani içerideler. B planı için çoğu insan, benim müşterilerimin çoğu, yani Yunanistan'dan oturum izni alanların çoğu B planı için geliyor. Benim bu konuyla alakalı bütün müşterilerimden sadece bir iki tanesi burada yaşıyor. Diğerleri hep Türkiye'de, İsviçre'de, Almanya'da, Hollanda'da, bu ülkelerde yaşıyorlar. Şimdiye kadar benim bana denk gelen bütün müşteriler bu şekilde oldu. Başvuru için bir süre kısıtlaması var mı? Evler alındıktan sonra kısa sürede dosyanın hazırlanıp başvuru yapılması gerekiyor. Yerine getirmeniz gereken, işte vatandaşlık için yerine getirmeniz gereken şartlar, Yunanistan'da kalmanız ve bu süre içinde burada herhangi bir kriminal bir olayın içinde bulunmamanız gerekiyor. Burada çalışmak mümkün mü? Oturum izni kanunu çalışmanıza müsaade etmiyor. Ama şirket kurabilirsiniz. Kurduğunuz şirket üzerinden profesyonel anlamda hangi işi yapıyorsanız, çalışacağınız şirketle hizmet fatura üzerinden rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bu konuyla alakalı hiçbir kısıtlama yok. İki kişi ortak mülk alırsa 250 bin toplamda oturum izni alabilir mi? Bu sadece karı koca için geçerli. Eğer karı koca dışında kardeş bile olsa bunun 500 olması lazım iki kişinin oturum izni alabilmesi için. Taşınma satın aldıktan sonra hemen oturum izni alabilir miyim? Hemen alamazsınız. Yani hemenden kasıt şu: bir dosya hazırlanacak, avukatınız o dosyayı hazırlayacak, o dosya bakanlığa verilecek. Verildiği gün size mavi bir belge verilecek. Bu mavi belge Türkiye ile Yunanistan veya bulunduğunuz ülke ile Yunanistan arasında sınırsız, vizesiz gelme hakkı veriyor. 2 ay sonra, 2-2,5 ay sonra kartlarınız çıkıyor. Bu blue paper dediğimiz evrak, içerik kontrolü değil ama evrak kontrolü yapılıyor. Yani şu evrak var mı, bu evrak var mı, bu evrak var mı tarzında bir kontrol. İçeriğin kontrolü o 2-2,5 aylık sürede gerçekleşiyor. Başvurduğunuz mercinin de biraz yoğunluğuna bağlı. Bir ara bütün Atina çok yoğundu. 1-1,5 sene içinde randevu veriyordu. Ondan sonra kanun koyucu dedi ki Atina'dan da olsa boş olan herhangi bir yerden başvuru yapılarak bu sürenin azaltılması konusuna gidildi. Ve biz bir sürü müşterimiz Aleksandropolis'ten, Sakız Adası'ndan, boş olan yerlerden başvuru yaptık ve oradan oturum iznini aldık. Şimdi mülk alımı ve oturum izni, bunlar iki tane münferit işlem. Oturum izni işlemi farklı bir şey, mülk alımı farklı bir şey. Başka bir soru şu: bu her iki işlemi de ayrı avukatlar yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir ama aynı avukatın yapması daha önemli, çünkü hikayeyi bilmesi önemli. Mülk alımı da dediğim gibi bazı şekil şartları var. Şekil şartları nedir? Verilen paranın, bu çekle yapılıyorsa, çek numarasının, meblağın, bunlar satış kontratında, Yunanistan'da tapu yok, satış kontratında mutlaka belirlenmiş olması gerekiyor. Aynı avukatın, işini bilen bir avukatın yapması bana göre önemli. Oturum izninin alınması ile alakalı Türkler ikinci sırada, Çinliler birinci sırada. Yani 6 bin Çinli oturum izni almış ki bunu da 4 ile çarparsak, 3 veya 4 ile çarparsak yaklaşık 20 bin Çinli ve 2000 Türk. Ondan sonra Ruslar var, sırasıyla söylüyorum, Ruslar var 300, Lübnan vatandaşları 200, Mısır vatandaşları 150. Böyle bu oturum izni vatandaşlık değil. İnternet sitelerinde Yunan vatandaşlığı diye pazarlanan şey oturum izni. Sakın vatandaşlık alıyorum diye düşünmeyin. Vatandaşlık ikinci aşamada. Eğer şartlara uyuyorsanız evet, vatandaşlık alabilirsiniz. Oturum izni için 250 bin euroluk bir yatırım yapmanız gerekiyor. Sayı kısıtlaması yok. Mülk tipinde de bir kısıtlama yok. Yani daire olabilir, bina olabilir, ticari mülk olabilir, arsa olabilir, köy evi olabilir, otopark olabilir, otel olabilir. Bunların
toplamının, meblağ olarak toplamının 250 bin euro olması gerekiyor. Biraz süreçle alakalı size bilgi vereyim. Önce mülk alınıyor, ondan sonra oturum izni alınıyor. Mülk nasıl alınıyor? Avukat mülk alımı konusunda yardımcı oluyor. Mülk alımı konusunda yardımı olması gereken profesyoneller şunlar. Emlakçı, avukat, noter, bir mühendis, banka, banka hesabı açtığınız zaman bankayla alakanız var. Bu profesyoneller size yardımcı oluyor. Önce alınacak ev seçiliyor, emlakçı yardımcı oluyor bunda. Pazarlıklar yapılıyor, el sıkışılıyor. Verilmesi gerekiyorsa bir kaparo veriliyor. Kaparo verilmezse mal sahibi mülkle alakalı sahiplik gösteren evrakları, Yunanistan'da tapu yok. Satış işlemleri satış kontratıyla yapılıyor. Satış kontratı ismi. Önce bu satış kontratı avukattan alınıyor. Satıcının avukatı veya satıcının kendisi sizin avukatınıza veriyor. Avukatınız tapu ve katastro bölümüne tekabül eden Yunan mercisinden üzerinde herhangi bir şey şerh var mı? Herhangi bir yükümlülüğü var mı? Ona bakıyor. Bu ipoteka filakio deniyor buna. Avukatınız bunlara bakıyor. Eğer bir problem yoksa evraklar sizin belirleyeceğiniz, bu konuyu daha sonra konuşacağız. Sizin belirlediğiniz bir noter var. Bütün satış işlemi noter üzerinden yapılacak şekilde kurgulanmış. Notere gidiyor. Her iki tarafta noterle konuşuyor. Bütün evraklar toplanıyor. Satıcının vermesi gereken bir sürü evrak var. Onlar tamamlanıyor. O tamamlandıktan sonra da satış yapılıyor. Kaparo konusu. Kaparo konusu önemli bir konu. Ben genelde 1000 Euro'dan fazla kaparo verme taraftarı değilim ve müşterilerime de 1000 Euro'dan fazla kaparo verdirtmiyorum. Bunun birçok sebebi var. Gerçi kaparo işlem gerçekleşmezse, yani satıcının ihmalinden gerçekleşmezse satıcının bunu iki katı geri verme sorumluluğu var ama o konuyu geri alabilmek için yapılan mahkeme masrafları çok katı. O yüzden 1000 euro verilmesi bence daha doğru. Dediğim gibi bu sözleşmeyle verilen bir imza karşılığı, bir sözleşmeyle verilen bir para. Bunu avukatınız ayarlıyor. Biz de bu sürece her zaman müdahil oluyoruz. Yani iletişim konusunda her ne kadar avukatlar kendi aralarında iletişim kuruyorsa emlakçılar da bu sürecin içinde. Mülk alımında ödemeniz gereken masraflar başka bir soru, önemli bir soru. Yunanistan'da gayrimenkul alım satım vergisi %3, tam olarak 3.09. Avukat temsil gideri %1, emlak alım komisyonu, emlakçıya ödediğiniz para %2, noter %1, ondan sonra alınan mülklerin tapuya kaydı var. Bu da en fazla %0.8, hadi %1. Yapılan bütün masraflar yaklaşık %8.2'yi buluyor. KDV konusu var ama bu konuyla alakalı şimdi detaya girmeyelim. İnternet sitemizde ben bir tane tablo hazırladım. Mülk değeri 50 bin euro, 100 bin euro, 150 bin euro, 250 bin euro. Bununla alakalı bütün masrafları görebileceğiniz şekilde bir tablomuz var. Eğer araştırırsanız Yunanistan'da mülk alma maliyeti, Türkçe bilen emlakçı Kosta Arslanoğlu, mutlaka ulaşırsınız. Alım satım, alsatçılar için söylüyorum. Yunanistan'da vergi işleri çok önemli. Alım satım konusunda iki kanun şunu söylüyor. 3 işleme kadar vergi almıyor. 3 işleme kadar ticari bir faaliyet olarak telakki edilmiyor ama 2'de kalmakta her zaman fayda var. Çünkü kanun muğlak bir şekilde hazırlanmış ve orada da vergi memurunun, vergi denetçisinin inisiyatifindesiniz. Dolayısıyla eğer daha fazla işlem yapmak istiyorsanız burada şirket kurmak zorundasınız. En sağlıklı yolu bu. Vergi konuları her ülkede enteresan. Hiç bu topa girmeyin. Başka bir soru, oturum izni için satın almış olduğum mülkleri kiraya verebilir miyim? İnanılmaz bir soru yani ama gerçekten soruluyor. Tabii ki verebilirsiniz.
kira gelirleriyle alakalı Yunanistan'da kira gelirleriyle ilgili bir skala sistemi var. İşte 12 bin euroya kadar %15, 12 bin ile 35 bin euro arasındaki kira gelirleri için 35, 35 bin euronun üzerindeki rakamlar için %45. Bu konuyla ilgili geldiğiniz zaman daha yakından konuşuruz. İspanya ile Portekiz ile karşılaştırılırsa dediğim gibi Yunanistan çok daha ucuz. İspanya'da 500 bin euro, Portekiz'de 350 bin, biraz karışık Portekiz'in durumu. Ben tam olarak anlamış değilim ve her sene verilen bazı fiiller var, bazı paralar var. Bu konuyla alakalı biraz karışık. Banka hesabı. Şimdi geliyorsunuz, Yunanistan'a geliyorsunuz. Geldikten sonra ilk yaptığınız şey bir vergi numarası almak. Vergi numarası ile birlikte bir tane telefon alıyoruz. O telefon banka hesabında yapacağınız e-banking, bu elektronik bankacılıkla alakalı şifrenin gelmesi ile ilgili bir şey telefon almak. Banka hesabı açtıktan sonra işte mülk bulunuyor. Mülk bulunduktan sonra pazarlık yapılıyor. Evraklar avukata geliyor. Avukatlar kendi aralarında bütün evrakları toparlıyorlar. Notere gidiyor. Noterde siz o kendi banka hesabınızdan çıkarmış olduğunuz günlük bir banka çeki ve bu çekin de ismi, yani hangi nereye verileceği, satıcının ismi yazılı olacak şekilde, biz buna burada çift çizgili çek diyoruz. Bu çift çizgili çek şu demek, o kişiden üzerinde keşide edilemez, yani ciro edilemez, o kişiden de başkası bunu tahsil edemez. Çift çizgili çek denmesinin sebebi, oturum izni kanununda bu çift çizgili çek kelimesi var. Şekil şartı bu. Bu yapılmazsa oturum izni alamayabilirsiniz. Yani ters bir memura gelirsin. Çift çizgili çek yazılmamış burada. Haydi. Bu gibi şeyler çok fazla oldu. O yüzden bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Banka hesabı açmanız için gerekli evraklar var. Banka hesabı açmak çok kolay değil. Bu kara para gibi şeylerle ilgili Avrupa Merkez Bankası, buradaki Merkez Bankası'na bir yazı yazdı bundan 3-4 sene önce. O yazıda dikkat edin şeklinde böyle dikkat telkin edici bir yazı olduğunu tahmin ediyorum. Buradaki Merkez Bankası da buradaki bankalara bu yazıyı gönderdi. Sorumluluk birinden birine sorumluluk en sonunda bankadaki bu işlemleri yapan çocukların sırtında patladı. Onlar da bu tarz bir sorumluluğun altına girmemek için ya hesabı açarken bu CIA tarzında bazı sorular sormak zorunda kalıyorlar. Nereden buldun? Nasıl oldun? Nasıl belgelendirebilirsin? Bu konuyla alakalı bütün sorumluluğu ne yazık ki bankadaki çocukların, bankoda çalışan çocukların sırtına bıraktılar. Eğer evraklar doğru düzgün olursa ve siz bu getirdiğiniz parayı kendi hesabınızdan Yunanistan'daki banka hesabına aktardığınız zaman ve bunun nasıl kazanıldığı konusunda bir belgelendirme de yapabiliyorsanız, bu nedir? Kendi şirketinizin vergi levhasıdır. Eğer borsacıysanız işlem yaptığınız evraklardır. Bütün bunlar, işte pasaportunuz gerekiyor, ikamet belgeniz gerekiyor, gelir beyannamesi, şirket memuru olmanız durumunda maaş bordrosu, bir cep telefonu faturası, bu Yunanistan'dan alınıyor, bu elektronik bankacılıkla alakalı ve ilk geldiğiniz zaman aldığınız bir vergi numarasından sonra banka hesabı açıyorsunuz. Vergi numarası olmadan Yunanistan'da hiçbir şey yapamazsınız. Banka hesabınız olmazsa mülk alabilirsiniz ama vergi numaranız olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Yunanistan'daki kanunlara göre reşit olan herkesin bir vergi numarası olması lazım. İlk yapacağınız işlem vergi numarası almak. Vergisel anlamda yabancılara tanınan herhangi bir özellik, herhangi bir avantaj yok. Buradaki vergi dairesi ama yabancılar vergi dairesi diye özel, sadece yabancılara hizmet eden bir vergi dairesi var. Oradan alınıyor.
O vergi numarası alındığı zaman bir vergi velisi, yani Yunanlı veya Yunanistan'da olan birinin sizin veliniz, size destek olması gerekiyor. Bunu biz şirket olarak üstleniyoruz. Burada ne sizin bir sorumluluğunuz var, ne bizim şirketin bir sorumluluğu var. Sadece sizi bulamadıkları zaman size ulaştırılması gereken mesajları size bildirmek zorundayız. Bu konuyla alakalı sorumluluğumuz budur. Biz de maille veya telefonla size bildiriyoruz, takip ediyoruz. Tapu konusu önemli. Yunanistan'da tapu diye bir şey yok. Satın alma işlemleri mülk satış belgesi üzerinden yapılır. Bir satış kontratıdır. Sayfalarca olan bir kontrattır. Bütün mülkün tarihçesi, kimden almış, ne olmuş, sınırları, katı, metrekaresi, metreküpü, detaylı sayfalarca mülkü betimleyen bir satış kontratıdır. Ve satış işlemi de noter huzurunda yapılır. Noter burada devleti temsil eder. Parasını alıcı öder ama devleti temsil eder. Bütün sorumluluk da ondadır. Şimdi tecrübemden söylüyorum. Yunanistan'da mülk alımı, tapu yok. Çok yavaş oluyor. Türkiye'den daha yavaş oluyor ama Türkiye'den daha güvenli. Çünkü bu konuyla alakalı bir sürü insan imza ve verdikleri belgeyle o sorumluluğu alıyorlar. Bu sorumluluğu alan avukat. Avukat mülkün üzerinde herhangi bir hukuksal problem olup olmadığını size yazılı verir. Mühendislik anlamında o mülkün herhangi bir problemi olup olmadığını yazılı verir. Bu işlemi zaten noter yapar. Noter burada devleti temsil eder. Dolayısıyla işlem 2, 3, 4 safhadan oluşan bir güvenlik sistemiyle devam eder. Mülk alındıktan sonra mülkün yeni sahibini avukatınız yapar bu işi. Devlete söyler ve vergi numaranız üzerinden muhasebeciniz bunu sizin vergi numaranıza ilişkilendirir. Böyle bir beyan vardır. Her senede bu mülke alakalı emlak vergisi ödersiniz. Emlak vergisi ne kadardır? Yaklaşık şöyle, emlak vergisi hesaplanması çok basit bir konu değil Yunanistan'da. Emlağın yaşı, durumu, katı, bölgesi, bu bir sürü parametresi var. Ama şöyle söyleyeyim, tecrübemden bunu nasıl hesaplayabilirsiniz? O mülk ne kadar kira getiriyorsa yaklaşık tek kiranın %80'i, tek kiranın %80'i vergisi. Yaklaşık olarak da bir kirada kira gelir vergisine gelir. Yani sizin mülk geliri olarak net hesaplayacağınız rakam 10,5 aydır. Kira çarpı 10,5 ay sizin senelik o mülkten alacağınız gelirdir. Noterin hizmet bedeli alıcı tarafından ödenir. Noteri de her zaman alıcı belirler. Onun için biraz daha fazla noter alıcıyı korur. Kanunen her ikisini de korur. İşlemin doğru gitmesidir amacı ama pratik anlamda söylüyorum. Bu da iyi bir şey. Alıcı genelde çok fazla bilmez mülkle ilgili şeyleri. Bu da bir şekilde hem kanunen hem pratik anlamda dengelenmiştir. İşlemler doğru gider. Şimdiye kadar herhangi bir problem yaşamadım. Noterler kim tarafından denetlenir? Yunanistan'da noterler savcılar tarafından denetlenir. Savcı tarafından denetlenen de tek merci noterlerdir. Noterlerde iyi para kazandıkları için işlerini hiçbir zaman riske atmazlar. Bir devlet memurundan daha dikkatlidirler. Şimdiye kadar ki tecrübem bunu gösterdi. Banka hesabınız olmazsa kiraları alamazsınız. Nereye alacaksınız? Onun için banka hesabı gerekli. Banka hesabı olmadan mülk alabilirsiniz. Ama işin sonunda bir yerde banka hesabı açtırmak zorundasınız.
Biz neden banka çekiyle yapıyoruz? Bu önemli bir şey. Yani mülk seçildi, ufak bir kaparo verildi. Türkiye'deki hesabınızdan direkt satıcının hesabına para gönderilerek işlem yapılabilir. Ama orada bir zaman boşluğu oluyor. Şimdi siz parayı gönderdiniz, adam buradaki satıcı öldü. Biz genelde bunu onun için banka, kendi bankanız, Yunanistan'daki bankanız üzerinden bir günlük banka çeki çıkartıyorsunuz. Noterde satış işlemi olduğu zaman Türkçe tabiriyle söylüyorum, al gülüm ver gülüm, imza atılır, çek verilir. Verilen çek satış kontratının içine girer. Çek kaybolsa da, yansa da, çalınsa da o sizi korur. Çünkü orada belirlenmiştir. Satış gerçekleşmeyince çıkarttığınız çeki gidip iptal edersiniz. Bunu iptal etme hakkı sadece sizde vardır. Bize çok sık gelen bir soru Türkiye'ye yakın adalardan ev alınması ile ilgili. Tavsiyem hiç o konuya girmeyin. Hem yatırım anlamında girmeyin. Hem de zaten yasak. Bu sadece Türklerle alakalı bir şey değil. Yani Yunanistan'ın bütün sınırları içinde belirlenmiş bir şey. Bütün sınır bölgelerinden mülk alınması kanunla yasaktır. Bu biz alırız, izne tabidir. Bu şekilde yaklaşan avukatlardan uzak durun. Böyle insanlarla çalışmaktan imtina edin. Çünkü sonu facia olur. Para kaybedersiniz. Yani faciadan kasıt budur. Risklidir. Bu böyle bölgelerden ev almamanızı öneririm. Atina'dan mı, Selanik'ten mi? Diğer başka bir soru. Bütün para Atina'da dönüyor. Bütün Yunanistan'ın ekonomisinin %70'i, ekonomisinin parasının %70'i Atina'da dönüyor. Atina yabancıların mülk almasına alışmış bir şehir. Selanik, ben Selanik'te yaşadım. Selanik büyük bir köy. Gerçi bu iki şehri kıyaslandırmak doğru değil. Çünkü büyük bir şehirle, Atina büyük bir şehir. İstanbul gibi değil, Ankara gibi değil ama büyük bir şehir. Selanik küçük bir şehrin avantajlarını taşıyor. Ama daha pahalı, mülk anlamında daha pahalı. Atina büyük bir şehrin avantajlarını, dezavantajlarını kendi içinde barındırıyor. Ticari anlamda bana göre Atina'dan mülk almak daha avantajlı. Neden daha avantajlı? Yani neden Atina? Eğer Selanik daha avantajlı olsaydı ben Selanik'te ofis kurardım. Atina daha ticari. Bu yaptığınız işle alakalı ben hep müşterilerime başından beri söylediğim, ilk görüşmede bütün müşterilerime söylediğim bir şey. Mülk almak çok kolay. Paranız varsa mülk almak doğru veya yanlış. Kar getirecek veya getirmeyecek. Satın almak çok kolay. Parasını verirsin, işlemleri yapacak bir avukat bulursun, bir tane mülakçı bulursun, alırsın. Problem orada değil. Yani mülk alımı yatak seçimi gibi. Nasıl ki üzerinde yatmadan aldığınız yatağın iyi olup olmadığını tespit edemezseniz, yani nasıl ki tespit edemiyorsanız, mülk alımı da böyle bir şey. Bir mülkün doğru olup olmadığını, size kar getirip getirmediğini, o mülkü yaşamadan öğrenemezsiniz. Dolayısıyla profesyonellere ihtiyacınız burada var. Profesyonellere bu konuyla alakalı para veriyorsunuz. Doğru bilgiyi almak için para veriyorsunuz. Yoksa burada sahibinden .com tarzında 2-3 tane site var. Gidin oradan alın. Her halükarda doğru bilgi almak zorundasınız. Sağlıklı bilgi almak zorundasınız. Sağlıklı bilgi sizin doğru karar vermenize, o mülkten beklentilerinizi karşılayıp karşılayamayacağınızı size gösterir. Satış zamanında, yani her şey güzelken her şey güzeldir. Problem sıkışıklıkta başlar. Yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman, soğuk başladığı zaman başlar. Bir yerden ev almak çok kolaydır. Zor olan şey onu satmaktır. Yatırımdan çıkış. Yatırımdan çıkış çok önemli. Çıkmayı, yani girerken çıkışı düşünün, çıkışı görmeye bakın. Büyük bir binaya girdiğiniz zaman, ki bu yurt dışında olan bir işlem, alışkın olmadığınız bir işlem, belki mülk konusunda çok tecrübelisiniz. Ama bu Türkiye.
için geçerli. Buranın kendine ait, kendi dinamikleri var, kendi sistemleri var, kendi zevkleri var. Değişik bir ülke burası. Burası değişik bir ülke olduğu için size yardımcı olan profesyonelleri, eşimin tanıdığı, arkadaşımın arkadaşı, yok bir arkadaşım bir arkadaşıma yardımcı olacak diye seçmeyin. Emlak konusunda tecrübeli insanlarla çalışın. Avukat konusunda tecrübeli insanlarla çalışın. Bu ille de benimle çalışın demek değil. Ben Türkçe konuşuyorum diye de benimle iş yapmayın. Eğer ben size bir referans veremiyorsam benimle çalışmayın. Avukatınız size bir referans veremiyorsa çalışmayın. Sadece Türkçe bildiği için insanlarla gidip çalışmayın. Çok önemli bir şey. Nasıl ki gözünüz ağrıdığı zaman kemik doktoruna gitmiyorsanız, önemli gördüğünüz şeyleri herkesin bir uzmanlık alanı var. Onu demeye çalışıyorum. İşi profesyonellere bırakın, tecrübeli insanlara bırakın. Oradan buradan duyduğunuz şeylerle iş yapmayın. Semt seçimi konusunda da bu önerim var. Türklerin çoğu Paleofalio semtini çok iyi biliyor. Paleofalio semti sadece Atina'da Paleofalio semti yok. Atina'nın her tarafında fırsatlar var. Sadece duyduğunuz semtlere yapışıp kalmayın. Özgürlüğünüzü her zaman elinize tutun. Ve işlemleri bu perspektif içinde çalıştırmaya özen gösterin. Güvenmediğiniz insanlarla da çalışmayın. Atina'da yaklaşık 5000 tane emlakçı var. Bu emlakçıların içinde gerçekten işini bilen, iş yapan 200 tane emlakçı var. Ben bunların yarısını tanıyorum. Benim de bilmediğim bazı semtler, semtlerin bölümleri içinde bilmediğim bazı yerler var. Ben de gidiyorum, başkalarına soruyorum. Bilmediğim her şeyi bilmek mümkün değil ama bilgiye ulaşmayı, bilgiye nasıl ulaşacağınızı üzerinde odaklanın. Buradaki her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Profesyoneller ama bilir. Bilmiyorsa nasıl bulacağını bilir. O konuda dikkatli olmanızı öneririm. Artık dilimde tüy bitti. Bu aracılardan işte arkadaşımın arkadaşı yok, bir arkadaşım buradan ev aldı tarzındaki yaklaşımlar benim çok sevdiğim, çok hoşlandığım işler değil. Yapmamaya da çalışıyorum. Kibarca da o işbirliğini başından bitirmeye çalışıyorum. Çünkü bizim için de zaman önemli. Bizim fikrimize sahip olan insanlara hizmet etmeyi tercih ediyorum. Genel olarak durum bu. Video biraz uzun oldu ama bunun dışında çok çok önemli olan detaylar konusunda yakından konuşuruz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa videonun üstünde görünen e-mail adresine cep telefonumdan WhatsApp, Viber, Signal, Telegram'dan rahatlıkla mesaj atabilirsiniz. Bize gelen bütün soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Çok da uzun oldu. Eğer sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer Yunanistan'la alakalı iş yapmak isteyen arkadaşlarınız varsa da forward ederseniz çok sevinirim. Kanala üye olun. İnternet sitemizde bir sürü bilgi var. Sitemizi kurcalayın. Mutlaka aklınıza gelen soruların cevapları içeride var. Mülk seçimi konusunda da eğer bizi ararsanız ilk adım şudur. Ben şunu yaparım. Biraz uzun sürüyor. Yaklaşık 1-1,5 saat sürebilir. Nasıl bir mülk aldığınızı belirlemek isterim. Nasıl bir risk anlayışınızın olduğunu bilmek isterim. Kar oranınızın ne kadar olduğunu, beklenti, eğer alım-satımda bir kar beklentiniz varsa bunu bilmek isterim. Bütün bunlar böyle. Tek konuşmadığımız konu bu korona yüzünden Türkiye'den buraya gelmeden mülk alabilir misiniz? Alabilirsiniz. 2020 senesinin Aralık ayında
Eskiden alınamıyordu. Eskiden oturum izni, mülk alınabiliyordu ama oturum iznine başvuru için alıcının mutlaka Yunanistan'a resmi şekilde, kanuni şekilde giriş şartı vardı. Bu korona yüzünden 2020 senesinde serbest bırakıldı. İşlem yapabilirsiniz. Biz nasıl yapıyoruz şimdiye kadar? Gerçi zor oluyor. Yani Türkiye'den gelmeden mülk satmak benim için de çok zevkli bir olay değil. Sizin için de çok zevkli bir olay değil. Onu da biliyorum. Zaten buraya gelseniz bile insanın kafasında ben kendim, yani kendim kendi yaptığım işlemlerden bahsediyorum. Ben kendi kendim ev satın aldığım zaman bile imzayı atarken düşünürüm. Yani doğru mu yapıyorum? Bu insan psikolojisidir. Herkes yapar. Yani aklı başında herkesin bilimsel bir şüphe sistemi vardır. Zaten iş zor bir iş. Ne kadar da emlakçı olsa, şu olsa, bu olsa işin sonunda imzayı atarken bazen insan düşünüyor. Bu doğal bir şey. Bu Türkiye'de çok iyi bildiğiniz bir semtte de başınıza gelen bir şey. Yani bu çok normal bir şey. Yunanistan'a gelmeden mülk almak zor bir iş. Tamam, video konferans yoluyla, şuyla buyla bilmem ne. Ama bizim bu alacağınız her evin bir enerjisi vardır. O enerjiyi biz elektronik ortamdan aktaramıyoruz. Böyle bir teknolojimiz henüz yok. Çünkü her evin kendine ait bir enerjisi var. Yani bunu ben bir süre eve giriyorum çıkıyorum. İnanın her evin kendine ait bir havası var, bir enerjisi var. Yani ben bir ev gördüğüm zaman önce kağıtla alakalı kısmı vardır. Bir de enerji ile ilgili kısmı vardır. Bu ikisinin de yani aklın, kalbin, cebin bir araya gelerek yapılması gereken bir işlemdir. Bu üçünün de yes, evet demesi gerekir. Benim kitabıma göre. Bu üçünü birleştirdiğim anda zaten öneriyorum. Sizin demiş olduğunuz, biraz önce söylediğim bu risk anlayışınıza göre, semt anlayışınıza göre, alım satım karı anlayışınıza göre olan evleri ben önceden ön çalışma yaparak birlikte işbirliği yaptığım bir sürü emlakçı var. Ben network'ümü böyle kurdum. Her semtten bir kurumsal, bir mahalle emlakçısı. Çünkü her ikisi de iş yapıyor. Bazen kurumsal firmalarla çalışmak istemeyen satıcılar olabiliyor veya azdan aza satış yapmak isteyen bazı mal sahipleri oluyor. Örnek vereyim, şimdi bütün bina adama ait. 4 katlı bir yer, tekinde kendisi kalacak, üç tanesini başkasına satmak istiyor. Bu adam kurumsal bir firmaya gitmiyor. Daha çok azdan aza satış yapmaya çalışıyor çünkü kendisi kalıyor evde. Bu evi alıp da satıp da gidecek bir insan değil, kendisi kalıyor. Dolayısıyla gelecek insanın da nasıl biri olduğunu bilmesi gerekir. Bunu da güvenli bir şekilde azdan aza yapmaya çalışıyor. Emlak kendi içinde çok detayı var, çok parametresi var. Bunu bir videoya sığdırmak mümkün değil. Ama dediğim gibi buraya gelmeden teknik olarak mülk alabilirsiniz. Teknik olarak oturum izni de alabilirsiniz. Yaptığımız şeyi yaptık. Bu 1,5 sene zarfında böyle işlemlerimiz oldu. Ama gönül ister ki siz de burada olun. Siz de bu işe, bu sürece müdahil olun. Böyle daha zevkli oluyor. Çünkü bu ev sizin. Gerçi sizin, kağıtta sizin. Eğer Türkiye'ye dönerseniz bu ev sizin değil. Bu şey gibi bir şey, bu yatların kaptanları aslında yatları yaşayan insanlar. Bu evlerin çoğunu biz yaşıyoruz. Geldiğiniz zaman gösteririm, çantamda yaklaşık 200 tane anahtar var. Her evin anahtarı orada. Evler sahipsiz değil, bu evleri sizinle birlikte
yönetiyoruz. Bizim sizden istediğimiz tek şey sadece kira yattı mı yatmadı mı onun bilgisini bize geçmek. Onun dışında sizden istediğimiz başka bir şey yok. Videomu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim yaptığım en uzun video oldu. Kanalımıza üye olun. Sürekli değişik evleri geziyorum, semtleri geziyorum. Bu tarz bütün birçok videom var. Sürçülisan ettiysem affola, haberci değilim, televizyoncu değilim. İşimiz emlak danışmanlığı. İstediğiniz zaman irtibata geçebilirsiniz. Bütün sorularınızı hiç çekinmeden sorun. Bu konuyla ilgili alakasız soru yoktur. Bütün soruları da cevaplamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Atina'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.